Herkese yeniden merhabalar. Ben Sema, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber günlük benim ne yapıyorsam siz de onu yapacaksınız. Şu arkamda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada makyaj düzenimi birazcık temizleyeceğim. Oraları düzenleyeceğim. Düzenleyici ihtiyacınız varsa bu videoda çok fazla düzenleyici göreceksiniz. Özellikle makyaj konusunda çok fazla düzenleyici göreceksiniz. Şimdi gidelim bir kahvaltı yapalım. Sonra oraları düzenleyelim. Ondan sonra hazırlanalım ve kargoya gidelim. Şimdi şöyle size de göstereyim. Bir haftadır benim kahvaltım bu şekilde oluyor. Yani bir meyve değişiyorsa değişiyor. Onun dışında 2 tane mutlaka yumurta yemeye, işte salatalık, işte ne bileyim evde olursa domates gibisinden onları da tüketmeye çalışıyorum. Peyniri bir kibrit kutusu kadar dedikleri olay var ya, tam olarak bu şekilde yiyorum. Böyle 4-5 tane zeytin tüketmeye çalışıyorum. Onun dışında çıkmamaya çalışıyorum. Dediğim gibi ekmek hiçbir şekilde yemiyorum. Çok nadir böyle sulu yemek olur. Hani yanında ekmek aradığım yemekler olur. Onda da yediğim ekmeği size göstereyim mi? Bu ekmek bir haftadır var. Sadece Burak yiyor. Yani benim yediğim ekmek yemeğin yanında şu kadar, yani şu kısım kadar yiyorum. Yani 1-2 lokma kadar yiyorum. Onun dışında yemiyorum. Dediğim gibi bu da bir haftadır görmüş olduğunuz gibi duruyor. Ekmekten kâr ediyoruz kısacası. Kahvaltım bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi hazır. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Şimdi almış olduğum Esda'nın bu ürünlerini yerleştireceğim. Bunları yerleştireceğim. Ambalajından çıkardım. Anlatıyordum şimdi. Diyordum ki normalde bunların jelatini 2 tane. Onların hepsini çıkardım ve görmüş olduğunuz gibi hazırladım buraya. Şimdi bunları nasıl yerleştireceğim ondan bahsedeyim. Benim burada görmüş olduğunuz gibi rujlarımı koyduğum bir tane daha şöyle göstereyim. Ürünüm var. Bunun üstüne koymayı düşünüyorum. Size de şöyle çevireyim. Şimdi bunlar, bunu biraz size anlatayım. Bunlar normalde tek çekmeceli. Yani görmüş olduğunuz gibi böyle tek tek koyabiliyorsunuz. Üst üste bunu böyle raflı sistem olarak çıkabiliyorsunuz. Ben bu özelliğini çok beğendiğim için aldım. Normalde bunu mesela tek başına gidip banyonuzda ya da işte bu çekmece işlerinde ya da ne bileyim bu şekilde üst üste koyarak da kullanabilirsiniz. Bence çok mantıklı ve çok pratik bir ürün olmuş. Mesela bu benimki bütün. Şu görmüş olduğunuz bütün ayrı ayrı kullanmak istediğiniz zaman kullanamıyorsunuz. Ama bunlar böyle ayrı ayrı kullanılabiliyor. Çok hoşuma gitti. Kayar mı gibi bir problem hani yaşatır mı diye soracak olursanız eğer, şu an bakın elimle istediğim kadar hareket ettiriyorum. Hiçbir şekilde kayma vesaire olmuyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde durdu ve şimdi bunun içerisine ürünleri yerleştirmekle başlayalım. İlk olarak far paletlerini yerleştirmem gerekiyor. Çünkü şöyle göstermem gerekirse büyük far paletlerim var ve bunlar şurada bir tane çekmecem vardı. Onun içerisinde duruyordu. Ve koyacak yerim olmadığı için orada duruyordu ve sürekli kullanmak istediğim zaman kullanamıyordum. O yüzden şimdi bunları buraya koyacağım. Daha böyle düzenli, tertipli duracağını düşünüyorum açıkçası. Şöyle tek tek çıkartayım, yerleştireyim. Ondan sonra tekrar oraya koyayım. Şimdi bakalım hepsi sığacak mı bir çekmeceye. Mesela bu buna sığmadı. Yani şu far paletim bunun içerisine girmedi. İşte buna üzüldüm şu an. Çünkü bunu nereye koyacağım? Neyse. Bakalım bu olacak mı? Evet, bu oldu. Görmüş olduğunuz gibi bu tam oldu. Ve bu da olmadı. Çünkü eni geniş. Ve yine bu da aynı şekilde sığıyor. Bunu da koyalım o zaman. Şimdi buraya ikisi üst üste oldu. Şuraya bir bakayım. Şunlardan da koyabilirim. Yani bunlar da hani sonuç olarak her zaman kullanmadığım ürünler olduğu için bunları da buraya yerleştirebilirim diye düşünüyorum. Bu da sığmıyor. Sağan ürünleri koyacağım bu arada. Evet, bu çekmeceyi bu şekilde ayarladım. Görmüş olduğunuz gibi bunu buraya yerleştireceğim. Ve sonra tekrar bu çekmeceyi çıkartıyorum ve buna da aynı şekilde far paletlerini yerleştiriyorum. Ürünlerime yerleştirdim. Şuraya şu küçüğü de sıkıştırabiliriz diye düşündüm. Evet, bu da tamam. Şunu da koyabilirim. Görmüş olduğunuz gibi iki çekmeceli şu anda far paletlerim çoğu sığdı. En üst çekmeceye ben maskaralarımı koymayı düşünüyorum. Maskaralarımı da normalde şu kutunun içerisine koyuyordum ama böyle yine gözümün önünde olmasını istediğim için bu çekmeceyi koyacağım. Şöyle. Yine en son düzenlenmiş halini sizlere de göstereceğim için şu an hızlı hızlı yerleştiriyorum. Ama şunları koyacak yerim olmadığı için bunlar yine burada duracak. Çünkü başka bunlar koyacak yerim yok. O yüzden burası böyle kalacak. Ve gerçekten şu anda çok düzenli görünüyor. Sadece şurayı düzeltmem lazım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi en üstte makyaj fırçalarım var. Bunların da hepsi Esda bu arada. Bütün bu kullandığım marka hepsi Esda. Bu görmüş olduğunuz üçlü bir makyaj fırçalı. Bu BİM'e gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yine aynı şekilde şu kristal olan var. Bu gerçekten çok güzel duruyor. Şurada da ilacım var yalnız. Buna da bu şekilde lip gloss tarzı işte ürünlerimi koydum ki kolay olsun kullanımı diye. Buraya görmüş olduğunuz gibi maskaralarımı koydum ve hepsi gerçekten sığdı. Özellikle şu şekilde tutma aparatının olmasını çok sevdim. Mesela bunların tutma şekli bu şekilde olduğu için burası sürekli fondöten oluyordu. Ama bu şekilde olması çok daha kullanışlı bence. Burada far paletlerim var. Yine aynı şekilde burada da far paletlerim var. Burada likit mat rujlarım var. Burada normal mat rujlarım var. Burada da yine aynı şekilde hem likit hem mat hem de işte ne bileyim değişik rujlarım var. Buralar böyle. Yani görmüş olduğunuz gibi. Çekmecelerin kısaca son hali bu şekilde oldu. Şu yan tarafta da şu görmüş olduğunuz Burak'ın çekmecesi. Onun içerisinde ise şeyler var. Hani Burak'ın saatidir, takısıdır, tokasıdır gibi. Toka değil de işte. Neyse siz anladınız beni. Onlardan var. Şimdi şu çekmecelerin içini tekrar yerleştirelim. Çünkü burayı yerleştirirken orayı dağıttık. Orayı yerleştirelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi biraz önceki organizeyi bu şekilde kullandım. Bu şekilde çok daha güzel oldu. Mesela burada fondötenlerimin hepsi, burada görmüş olduğunuz yer, bunların hepsi cam şişe bu arada. Yani şuradakilerin hepsi cam. Şuradakileri de mesela bu Selin Beauty'nin BB kremi falan vardı. Bunu bu şekilde koyduğum zaman sürekli düşüyordu. Ama burada bakın böyle bir haznesi var. Buraya bunu koyduğum zaman hem ayakta duruyor hem de ürünlerin yapısı vesairesi böyle aşağı yukarı oynamamış oluyor. Sabit bir şekilde kalıyor. Mesela BB kremlerimi, CC kremlerimi bu şekilde koydum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir fondötenim var. Mesela burada açılmamış bir tane BB kremim var. Burada bir böyle Essence'ın bir fondötenim var. Burada tester fondötenlerim var. Burada da işte görmüş olduğunuz gibi Farmasinin bu yazın kullanılan Sunkiss ürünü var. Burada bir aydınlatıcım var. Burada da şu görmüş olduğunuz ruj bölmelerine de dudak yağlarımı, işte lip balmlarımı falan koydum. Burada pompalı fondötenlerimin olduğunu söylemiştim. Onları da bu şekilde koydum. Neyin nerede nasıl olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Ve böyle hani şöyle bir sarsıntıda hiçbirisi şu an devrilmiyor. Normalde bu kutunun içerisindeyken devriliyordu. Artık devrilmiyor. Daha sonra şurada bir tekli far paletlerimin hepsini bunun içerisine koyduğum bir organizer vardı. Hepsi sığmıyordu tabii ki de. Bunun içerisine de buraya sığmayan, yani şuraya sığmayan far paletlerimi koydum. Burada da Nivelle'in şöyle bir ürünü var. Bu da böyle vücut spreyi. Burada makyaj sabitleyici, Farmasinin makyaj sabitleyici spreyi. Burada işte çok kullanmadığım Proxy'nin aloe veralı spreyi var. Burada da yine benim en sık kullandığım Catrice'in şu Prime and Fine makyaj sabitleyici spreyi var ve bundan sadece bu kadar kalmış. Bunu gerçekten çok beğeniyorum. Bu gerçekten çok güzeldi. Burada tokalarım var. İşte lastik tokası. Günlük kullandığım tokalarım var kısacası. Bunu hatta şu çekmecenin içerisine yerleştirebiliriz. Çünkü orası ayrı olsun. Yani burada bana bir yer açılmış oldu şu an. Burada da lip balmlarım var. Ve burada göz kalemi, dudak kalemi, işte eyeliner tarzı ürünlerim var. Bu kutunun içerisinde. Burada da tekli farlarım var. Yani bu çekmece bu şekilde oldu. Elimden geldiği kadar elimdeki bütün ürünleri, bozulan ya da işte kullanmadığım, kullanmayacağım ürünleri elimden çıkardım ve benim için yeterli olan ürünlerin çoğunu buraya koydum. Bakın şimdi burada yerim açılmış oldu. Eskiden burası böyle full dolu görünüyordu ama şu an çok ferah ve çok daha böyle düzenli görünüyor. Burada da yine zaten hiçbir değişiklik yapmadım. Burada bunlar yine bu şekilde duracaklar. Çünkü bunlar dağınık olmasını engelleyen ürünler. O yüzden şurada normal böyle bandana tarzı ürünlerim var. Burada tel tokalarım var. Bunun yeri burası değil bu arada. Burada tel tokalarım var. Burada lastik tokalarım var. Burada pamuklarım var. Burada normal tokalarım var. Bu şekilde. Ve son olarak da şu buranın kısmını biraz düzeltelim. Çünkü burayı da dağıttık. Böyle görmesin. Yoksa vay efendim niye dağıttınız der şimdi. Ben onun huyunu biliyorum. Evet, makyaj masasının üzerinde düzenledim. Görmüş olduğunuz gibi artık bu şekilde kullanacağım ve bence gerçekten çok fazla yer açıldı ve artık istediğim her şeyi rahatlıkla bulabileceğim. Bu kutularda boşalmış oldu. Bunları atacağım büyük ihtimalle ve son olarak son görüntüsü de böyle oldu. Bugün çok konuştum, söylemiştim. Yine sizlere şu ürünü anlatmak istiyorum. Bu da normalde Esda'nın bir ürünü. Bu da normalde organizer olarak geçiyor. Bu yalnız şu görmüş olduğunuz, yani şuradaki görmüş olduğunuz rafın üstünde küçük kalmıştı. Yani boyutu bir tık daha küçük onlara göre. Nereye koyayım, ne yapayım derken ben parfümleri koyabilecek bir organizer asla bulamamıştım. Yaptığım her şey çok böyle dağınık duruyordu gözümde. Son olarak bunu denedim. Hani nasıl olur acaba diye, güzel durur mu diye. Ve bütün parfümlerimi görmüş olduğunuz gibi aldı. Sadece şurada deodorantım ve şu ürünü almadı. Onun dışında bütün parfümlerim burada görmüş olduğunuz gibi duruyor. Sadece bir de şu şekilde Cleo'nun bir parfümü var. Bu da sığmamıştı. Onu da bu şekilde arkaya koydum. Burada da bir çekmece gözü var. Şöyle göstermem gerekirse. Buraya da işte saatlerimi koydum. Zaten çok fazla saat takan bir insan değilim. 4-5 tane saatim var. Onu da bu çekmece rahatlıkla aldı. Ve gerçekten çok rahat böyle açılıp kapanabilen bir çekmece. Bütün bu ürünlerin hepsinin linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Çok kullanışlı oluyorlar. Gerçekten çok rahat oluyorsunuz. Hani her şeyiniz derli toplu durmuş oluyor. Bu gürültüler müsaade ederse bugün bu videoyu çekeceğim. Gerçekten artık böyle hani video çekmeyi gerçekten istiyorum ama şu gürültüler, sesler beni çileden çıkartıyor. Neyse, şimdi hemen hazırlanıyorum. İşimi hallettim. Telefondaki işimi hallettim. Şimdi hazırlanacağım ve kargoya gideceğim. Çok fazla bir makyaj yapmayacağım. Bu arada bu Purvi BB kremini kullanmaya başladım tekrardan ve nasıl kullanmaya başladığımı söyleyeyim. Normalde bunun biliyorsunuz formülü değişti ve ben çok beğenememiştim o formülünü. Ama şöyle bir şey fark ettim. Bunu elinizle şu şekilde yaydığınız zaman eski formülü gibi oluyor. Yani böyle nasıl diyeyim, daha sağlıklı ve daha cildiniz daha güzel duruyor. O yüzden sanırım bu elinizin sıcaklığıyla aktifleşiyor bence. Yani cildinize tam oturuyor. Bana öyle geliyor. Ya da benim cilt tipim kışın çok kuru olduğu için mi sevmedi bunu, pul pul görünüyordu. Ama şu an gayet iyi anlaşıyoruz. Zaten çok örtücü bir ürün değil. Daha böyle sağlıklı cildinizi gösterdiğini söyleyebilirim. Alnıma çok sürmüş. Bu arada çeneme falan çok fazla ürün zaten getirmiyorum maske taktığımız için. Oralar falan çok fazla görünmüyor açıkçası. O yüzden çok fazla böyle buralara sürmüyorum. Çünkü maskeye de bulaşabiliyor. Yani bir de maske bence sivilce yapıyor ya. Sizde de öyle mi? Normalde elle uygulamayı çok sevmem ama yani bu ürünün yani yapacak bir şey yok. Bu şekilde elinizle uygulamak zorundasınız. Şimdi göz altlarıma da birazcık böyle kapatıcı geçeyim. Kullandığım üründe Betim vardı. Bunu da çok seviyorum. Bu benim ikinci. Hatta şu an üçüncü yedeğim de var. Çok seviyorum. Bunu da hemen şöyle parmaklarımla uygulayayım. Transfer pudra olarak Farmasininkini kullanacağım. Böyle cildime uyguladığım zaman pul pul duruyordu, kabuk kabuk görünüyordu. Meğersem yanlış uyguladığım için oluyormuş. Şimdi mesela siz de diyelim ki bir ürün aldınız ve o üründen ilk başlarda memnun kalmadınız. Hemen o ürünü elinizden çıkarmaya çalışmayın. Yani ilk önce fırçayla deneyin. Baktınız fırçayla aynı sonucu veriyor. Süngerle deneyin. Eğer süngerle de aynı sonucu veriyorsa elinizle deneyin. Baktınız elinizle de aynı sonucu veriyorsa o ürün size uygun kesinlikle değildir. Elinizden çıkartın. Elimin en çok sık gittiği ürün bu. Bunu yazın çok seviyorum. Gerçekten cildi çok güzel gösteriyor. Yemin ederim bu çocuk benim ocağıma incir ağacını dikecek. Bak şimdi. Zara'da indirim var biliyorsunuz. Bana attıklarına bakar mısınız? Bakın. Şimdi bunlardan hangisi diyor. Ve bu ay aldığı kıyafetin haddi hesabı yok. Güzel durur aşkım. Evet yeter bu kadar. Çok bunaldım. Hemen şöyle bir maskara sürüyorum. Alın size günlük makyaj. Şimdi ben hazırım. Bir tek saçımı bu şekilde yine toplayacağım. Açık bırakmayı düşünmüyorum çünkü aşırı sıcak şu anda. Üstüme giyeceğim ve çıkacağım. Geldiğim zaman görüşürüz. Sizi yanımda götüremeyeceğim. Çünkü çok işim var ve uzun sürecek. O yüzden sizi yanımda götüremeyeceğim. Geldiğim zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Evet yemeğimiz bu şekilde hazır. Aslına bakarsanız böyle YouTube kanalında falan bu şekilde yemekler var. Anlatmıyorum o yüzden ne yaptığımı. Böyle bir yemek yaptım. Şimdi bunu fırına süreceğim. Yanına da bir de makarna yapacağım. Soslu bir makarna güzel oluyor. Belki makarnanın tarifini verebilirim çünkü çok lezzetli oluyor. Şimdi bunu fırına veriyorum ve sonra makarnaya başlıyoruz. Günaydın arkadaşlar. Şimdi videoya kaldığım yerden devam edeceğim. En son videoda neler yaptık onlara baktım. En son sizi yemek yaparken bırakmışım. Onun üstünden günler geçti. Gerçekten günler geçti. Şimdi kahvaltımı yaptım ve evi biraz böyle hani süpüreceğim, sileceğim, toplayacağım. Çünkü bayağıdır süpürmüyorum. Her taraf saç. Saçlarım aşırı döküldüğü için. Şu nevresimleri falan değiştirdim bayağıdır. Bayağıdır dedim de sanırım bir hafta olmuştur. Bunları halledelim. Öyle yani. Şimdi ben başlayayım işimi yapmaya. Sonra bu videoyu editler yayına koyarım. Şimdi sizi kapattıktan sonra hemen bu camı sildim. Şöyle üzerinden Viking'in şu ürünüyle sildim. Bu ürün gerçekten çok güzel. Şöyle size de göstereyim ismini falan. Bakmak isterseniz mutlaka bakın. Camları, aynaları çok güzel yapıyor ve hiçbir şekilde iz bırakmıyor. Benim bunu kaçıncı alışım diyeyim size. 3 ya da 4. alışım gerçekten çok iyi. Yani özellikle şu ürün olacak. Yani üstünde bunun yazdığına dikkat edin. Bunun farklı versiyonları da var ama bu olsun. Bu gerçekten çok güzel. Bir karlı aldım. Burak sipariş vermiş sanırım. Aynen. Ya büyük ihtimalle kendisine verdi bu siparişi ya da dayısı istemiş, dayısına verdi. Tam emin değilim. Bu Mi Band 3. Mi Band 3 müydü? Mi Band 4. Aynen. Akıllı bilekliklerin kordonundan sipariş etmiş. Bu beyaz, gri ve mavi rengini. Burak da grisi olduğu için büyük ihtimalle bunlar dayısına gidecek olanlar. Aynen. Beyazı da güzelmiş ama. Ben size Burak'takini de göstereyim mi? Burak'ın haberi yok. Dokunulmasını da hiç sevmez ama göstereceğim. Saatini takmamış bugün. Saati bu şekilde. Mi Band 4. Memnun mu? Evet memnun. Ama çok da memnun olduğunu düşünmüyorum. Bunların Mi Band 5'leri var sanırım. Onlar daha iyi. Bakmak isterseniz kırmızı bu şekilde. Kırmızı da gerçekten çok güzel duruyor. Bu da orijinal siyahı. Bu saati alırken siyah vardı. Sonradan gri ile kırmızıyı aldı. Öyle yani. Hatta şöyle göstereyim size, saat açıkmış şu an. Bu saati bugün niye takmadı? Bu normalde takardı. Şöyle hatta görünüyor mu ekranda? Bilmiyorum. Taktığınız zaman adımınızı falan sayıyor. İşte mesajlar falan geldiği zaman görebiliyorsunuz. Pil seviyesini, adımları, mesafenizi, işte kaç kilometre gittiğinizi, yakılan kaloriyi falan gösteriyor. Onun dışında mesaj geldiği zaman ekrana mesajlar düşüyor. Zamanlayıcısı falan var. Hani dakika tutmanız için saati falan gösteriyor gibi. Onun dışında farklı bir şeyleri yok. Şu an bunlar var. Bu saatle alakalı. Şimdi bunu aldığımız gibi geri yerine koyalım ki Burak'cığım hissetmesin. Neyse ben bunları şimdi kenara koyayım. Burak onları dayısına götürür. Geçen L'Oreal'den bir kargo aldım. Bundan sonra videolarımda kargolarımı göstermek istiyorum. Çünkü Instagram'da da gösteriyorum ve gerçekten çok hani böyle merak ediliyor ve isteniyor. Yine aynı şekilde böyle zaman zaman YouTube'da da gelen kargoları sizlere göstermek istiyorum. L'Oreal'den şöyle bir kargo aldım. Yenilenen Lash Paradise yoğun hacim veren maskarası diyor. Bunlar sanırım yenilenen versiyonları. Ben eski versiyonlarını kullanmadım. İlk defa kullanacağım. Şu Lash Paradise şu göz alıcı, hacim, nefes kesen, uzun görünümlü kirpikler, kolay ve keyifli uygulama diyor. Bunu ben 2-3 kez kullandım sanırım. Ben böyle kıl fırçaları sevdiğim için bunu da sevdim ama kargomuz bu şekildeydi. Şimdi başka bir kargom daha var. O da Avon'dandı. Bunun kutusunu çıkardım. Şöyle önümdeydi, hemen göstereyim size. Bu da Avon'un yeni çıkarmış olduğu. Bunların ikisini de hem bayanlar hem erkekler kullanabiliyor. Hem kadınlar hem erkekler kullanabiliyor. Şu daha çok böyle fresh ya, böyle daha böyle hani baharlık, yazlık. Hafif bir koku diyeyim daha doğrusu. Güzel bir kokuyor ama. Bu da böyle daha böyle baharatlı, daha böyle gece akşamlar, ne bileyim işte hani böyle kış akşamları ya da normal akşamlarda, yazın mesela akşam dışarıya çıktığınızda falan uyabilecek bir parfüm ama ikisi de gerçekten şahane kokuyor. Hani hangisini daha çok beğendiniz dersen, bunu daha çok beğendim, siyah olanı. Bu beyaz olanı da çok güzel. Mesela sevgilinize hediye almak istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Hani birini siz, birini o kullanabilirsiniz ya da hani bu şekilde ikisini de alabilirsiniz. Şu an indirimde ikisi de. Tanesi 79 liraya geliyor ikisini beraber aldığınız zaman. Normal fiyatları çok çok daha pahalı. Dediğim gibi bakmak isterseniz aşağıya linkini bulursam bırakırım. Oradan inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Geçen bir gratis alışverişi yaptım. Size biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Yeni ürünler aldım. Hani denemek amaçlı. Wet n Wild'ın Mega Clear isimli bu kaş maskarasını aldım. Bu şeffaf bir maskara. Bunu aldığıma aslında pişman oldum diyebilirim. Çok beğenmedim çünkü. Ben bunu paylaştım Instagram'da. Instagram'da beni takip etmiyorsanız şuraya hemen bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Ben orada paylaştığım zaman birkaç kişi şey demişti. Hani kaşınızda bir zaman sonra böyle beyaz beyaz kalıntılar kalıyor demişti. Ve gerçekten öyle. Mesela bunu aldığınız zaman şöyle iyice fazlalığını almanız gerekiyor kaşınızda sürerken. Fazla kaldığı zaman beyaz beyaz böyle lekeler kalıyor. O yüzden bunu çok sevmedim açıkçası. Tekrar almam. Yani denemiş olduk. Tekrar alacağımı düşünmüyorum. Bir de Revolution'ın şu şekilde Concealer at Define isimli kapatıcısını aldım. Ben bunu aldığım zaman o zaman bu kadar bronz değildim. Öyle söyleyeyim. Ama şu an yine ten rengim birazcık daha açılıyor. İlk yandığımda daha koyuydu. Öyle söyleyeyim. Şu an birazcık daha böyle ten rengim yerine oturuyor. O zaman böyle koyu geliyordu ama şu an tam iyi. Bendeki rengi C2 rengi. Böyle ne çok beyaz ne de çok turuncu. Yani böyle aslına bakarsanız tam benim rengim. Ben seviyorum böyle sarı alt ton ürünleri. Şöyle istediğim rengin aslına bakarsanız çok beyaz değil. Hani bu şekilde sürdüğünüz zaman beyaz gibi durur ama bunu böyle göz altınızla güzelce bunu böyle yedirdiğiniz zaman çok beyaz durmuyor. Aydınlık bir görüntü veriyor. Ben o yönden bunu çok seviyorum. Tekrar alır mıyım? Böyle çok darda kalırım ya da çok indirime düşer. Anca o şekilde alırım. Çünkü bence bunu şeyle tart shape tape'le muadil olarak gösteriyorlar ama bence o kadar muadil olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunu çok beğenmedim ben açıkçası. Bundan çok çok daha iyi kapatıcılar olduğunu düşünüyorum. Ya da benim göz altımla çok uyuşmadı diyebilirim. Böyle göz altlarımda çok fazla çizgilere doluyor benim. Normalde mesela şu Betim vardı. Ben kapatıcısını çok severim. Foto Focus. Mesela bu hiçbir şekilde gözümün altında çizgilere asla dolmaz. Birazcık daha böyle yumuşak bir kapatıcı bu. Bunu çok seviyorum. Bundan çünkü bende bir tane daha var. Şöyle göstereyim. 2 tane var. Evet, şimdi Instagram'da sizlere sordum vlogda neler görmek istersiniz diye. Birkaç kişi baharatını nereden aldın gibisinden sorular sormuş. Aslında Instagram'da bahsettim. Bu baharatlık ARO markasına ait bir baharatlık. Hatta şöyle üzerinde yazıyor, görüyorsunuz. ARO'nun kendi sitesinde de vardır diye düşünüyorum. Ben yine link bulabilirsem aşağıya linki de bırakacağım. Trendyol'da falan var ama benim aldığım fiyattan birazcık pahalı Trendyol'da. Ben Uygun AVM'nin Samsun şubesinden aldım. İstanbul'da şubeleri var. Birkaç yerde daha şubeleri var diye biliyorum. Hani bakın, eğer hani elinizde Uygun AVM varsa bu markanın bu baharatlığını orada görebilirsiniz. Bu şekilde bambu bir baharatlık takımı. Şu şekilde bir deseni var. Normalde benim alacağım model bu değildi. Yani şu alttaki kısımlarda bu bombe yoktu. Tamamen yine aynı böyle düzden biraz daha genişi vardı. Üçlü. Yine altı üçlü. Fakat şu modeli gördüğümde daha çok beğendim ve bunu aldım. Bunun bu şekilde bombeli oluşu falan çok güzeldi. Bir de içlerinde şu, açayım da göstereyim. İçlerinde bu bambu kaşıklar yoktu. Ben yine bunları da aynı şekilde Uygun AVM'den aldım. İçine bu şekilde koymak için. Bence çok kullanışlı ve çok rahat bir baharatlık takımı. Benim eski baharatlık takımıma kaşık falan konmuyordu. Çok zor oluyordu benim için. Bunun içerisine görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla bütün baharatlıklarımı koydum. Hatta aldığım günden beri severek kullanıyorum ve hiçbir şikayetim yok. Herkese mutlu akşamlar. Şimdi videoyu editlerken fark ettim. Videonun kapanışını yapmamışım. Videonun kapanışını yapıyorum. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.